Koronavirüs vakaları üzerine hafta sonu sokak kısıtlamasında ikinci uygulama başladı. İstanbul'da jandarma havadan denetim yaptı. Kanal 7 haber ekibi de helikopterdeydi. Kısıtlama biter bitmez sokaklar hareketlendi. Kurallara uymayanlara ceza yağdı. Zor. Çok mu zor? Evet. Burası Beşiktaş. Burası Taksim. Burası da Mecidiyeköy. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ikinci kez uygulandı. Cumartesi günü saat 20'de başlayan kısıtlama saat 10'da sona erdi. İlk dakikadan itibaren vatandaşlar kendini dışarı attı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından vatandaşlar soluğu yine İstanbul'un meydanları ve işlek caddelerinde aldı. Evde durmak çok zor. Ya ben kendimi bildim bile bu Taksim boşalmadı. Geri dönmeyi düşünüyorum açıkçası yani bu saatten sonra. Bakıyorum gittikçe kalabalıklaşıyor çünkü. Alıyoruz, güneşliyoruz arkadaşımla. Ya hep yarım maskeyle dolaşıyor insanlar. Yani tam takmaları lazım. Birkaç saat önceki manzara ise böyleydi. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte sokaklar ve yollar boş kaldı. Şehir sessizliğe büründü. Ben çok fazla dikkat edildiğini düşünmüyorum. Bunun için de yasakların daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum açık. Kısıtlama saatlerinde kolluk kuvvetleri görevdeydi. Kentin birçok noktasında karadan ve havadan denetim yapıldı. Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ikinci kez uygulandı. İstanbul İl Jandarma ekipleri kentin birçok noktasında denetim yaptı. Biz de kameraman arkadaşım Sezer Oral'la birlikte havadan denetime katılacağız. Helikopter Maslak Kışlası'ndan hareket etti. Otoyollar ve yerleşim yerleri havadan denetlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şu anda Eyüp-Çemenruka otoyolunda denetim gerçekleştiriyor. Kısıtlamaya uymayan araçlara ceza kesiliyor. İzin kağıdı olan araçların ise geçişine müsaade ediliyor. Uygulamada 2748 jandarma personeli görev yaptı. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve kişiler havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri gişelerin çıkışında bekliyor, gelen araçları tek tek kontrol ediyor. Kısıtlama saatlerinde araçlar parmakla sayılacak kadar azdı ancak saat 10'dan sonra trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde İstanbul'da yollar bomboştu. Kısıtlama kalktı, vatandaşlar kendini sokağa attı. Trafik yoğunluğu geçen her dakika daha da artıyor. Sabah 10'da çıktık hemen. Nasıl gidiyor peki? Güzel, hava da çok güzel, balık da güzel. Balıkçılar da sabırsızlıkla kısıtlamanın bitmesini bekledi. Oltacılar soluğu Galata Köprüsü'nde aldı. Sabah gelemiyoruz çünkü uyumamız gerekiyor. Bu herkes için olması gereken bir şey. Kısıtlama bittiği zaman geliyoruz beyefendi. İşte şansımıza biraz yakaladık sabahtan belli. Hangi işlem uygulanıyor size şu an? Uygunsuz maske takmaktanmış abi. Ankara'da da ekipler denetimdeydi. Hem sürücüler hem de yolcuların HES kodu kontrol edildi. Ankara'da denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle toplu ulaşım araçlarındaki denetimlerde otobüslerin içine giriliyor. Yolcuların tek tek kimlikleri isteniyor ve HES kodu sorgulaması yapılıyor. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı. Uygulamalar güzel. Böyle devam ederse daha iyi olur inşallah. Yolcular uygulamadan memnun. Denetimlerin aralıksız devam etmesini istiyor. Çok memnunum. Kişisel sağlığımız da önemli, toplum sağlığı da önemli. Onun için HES kodu şart. Kısıtlama sabah 5'e kadar sürecek. Hafta sonlarındaki bu uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. İşte insanları engelleyemiyorsunuz. Onun için de mecburen yasak koymak zorundasınız. Tüm vatandaşların yine de bu kurallara uysun.